Hasan Öztürk Fırat'ın doğusuna gireceğiz siz de mal mal bakacaksınız. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak ne kadar mümkün? Şimdi bu sorunun peşine düşme vaktidir. Aslını sorarsanız İdlib'te Rusya ile yapılan anlaşmanın nihai hedefi de Suriye'de Fırat'ın doğusundaki gayrimeşru yapının sonlandırılmasıdır. Bu nedenle İdlib'teki anlaşmanın hayata geçmemesi için elinden geleni ardına koymayanlar arasında bazı devletlerle birlikte içimizdeki bazıları da vardır. İşler sarpa sarsın ve İdlib'te istediğimiz stabilizasyon gerçekleşmesini isteyenlerin bir kısmı maalesef içimizde. O yüzden İdlib'de olası bir provokasyonun olağan şüphelilerinden bazıları etrafımızdadır. Şimdiden söylemiş olalım. İdlib'deki terör gruplarının ne yapacağını ya da oradaki 10 maddelik anlaşmanın süreç içerisinde ne kadarının uygulanacağını takip edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'deki bazı çevrelerin İdlib ve Suriye konusundaki söylenme yazdıklarını da elbette. Neyse devam edelim. Fırat'ın doğusu ya da Suriyeli Kürtler meselesi. Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye'nin kararlılığı bugünlerde en üst düzeyde dillendiriliyor. Hal böyleyken bölgenin etnik yapısını hatırlamakta fayda var. Fırat'ın doğusunda Suriyeli Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler var. Bu doğru. Bu bölgelerin başında Haseki geliyor. Haseki kocaman bir şehir. Kamışlı gibi önemli ilçeleri var. Nüfusunun ekseriyeti Kürt. Suriyeli Kürtlerin bir kısmı Türkiye sınırına yakın Kamışlı, Resulayn, Aynel Arab Kobani gibi kasabalarda ve köylerde yaşıyor. Ziya Gökalp'ten bu yana bölgemizde çok sayıda etnik yapılara ilişkin veri var. Bunların bir kısmı Suriye İç Savaşı sırasında yeniden tartışıldı. Bu tartışmalardan biri de şüphesiz ki Suriyeli Kürtlerin hangi bölgelerde ne kadar var oldukları ile ilgili. Okumalarım neticesinde şu anda Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amerika eliyle inşa edilen PYD, YPG, PKK terör koridorunda nüfusun çoğunluğu Kürtlerden oluşmuyor. Kürtlerin yaşadığı bölgeler buralar ama çoğunluk onlardan oluşmuyor. Kendi gibi düşünmeyen Kürtlere bile tahammülü olmayanlar. Ancak elinde silah olanların iddiası bu bölgenin tamamen Kürt bölgesi olduğu şeklinde. Terör örgütünün kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere bile tahammülünün olmadığını hatırlasak bile durumun hiç de öyle olmadığını biliriz. PYD, YPG, PKK, Suriyeli Kürtlerin yegane temsilcisi olmadığı gibi onların kontrolü altındaki bölgelerde sadece Kürtlerin olmadığı da bir gerçek. Zira Türkiye'yi ve Kuzey Irak'a zorunlu göç eden Suriyeli Kürtleri hatırlarsak ki bu zorunlu göç sadece rejimin tehdidi nedeniyle değil bilakis PYD, YPG, PKK tehdidi yüzündendi. Meseleyi daha iyi anlayabiliriz. Kürtlerin Suriye'nin kuzeyinde varlığı veya çoğunluğu Türkiye için bir sorun değil. Tıpkı Mardin'de, Van'da, Hakkari'de, Şanlıurfa'da Kürt nüfusun fazlalığınız olunmaması gibi. Fakat sorun şu ki Suriye iç savaşını fırsat bilen terör örgütü PKK Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca bir koridor kurmak istedi. Buna Türkiye içerisinden destekçiler de buldu. Zaman içinde görüldü ki Amerika bir uydu devlet, bir ileri karakol kurarak Ortadoğu'nun kalbine yerleşmek istiyor. Hatta bunu Türkiye'den de toprak alarak yapma niyetinde. 7 Haziran sonrası oluşan siyasi iklimi fırsat bilerek Türkiye içerisinde tıpkı Kuzey Suriye'deki gibi kantonlaşma serüvenine kalkışılması bunun göstergesidir. Suriyeli Kürtlerin çoğu ülke dışında. Peki Kuzey Suriye ya da Fırat'ın doğusu meselesinde gerçek ne? Bir kere Suriyeli Kürtlerin çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. Bu bir. Şam'da İbn Arabi'nin kabrinin de bulunduğu Kasyun Dağ eteklerinde mesela, Halep'te, Musul'da mesela. Kuzey Suriye'deki etnik yapı çok parçalı. Kürtler var, Araplar ve Türkmenler var, Ezidiler var. Suriyeli Kürtlerin neredeyse yüzde kırkından fazlası savaş öncesi büyük şehirlerdeydi, şimdi ise Suriye dışında. Örneğin Türkiye'de Suriye'den göç etmişlerin arasında epeyce bir Kürt nüfus var. Sayısı belki 500 binin üzerinde. Bir kez burada yazmıştım. Bir sabah evden çıktığımda kapının önünde bana selam verip geçip giden daha sonra geriye dönüp seni Halep'teyken de izliyordum. Burada görmek ne güzel. Ben Halep'in Kürtlerindenim diyen orta yaşlı bir Suriyeli ile karşılaşmıştım. Rakamlarla sizleri boğmak istemem. Meraklısı bakabilir. İnternette Suriye'nin köy köy, mahalle mahalle etnik yapısını aktaran etinler, araştırmalar mevcut. Devam edelim. Elindeki silahla etnik temizlik yapan, kendisi gibi düşünmeyen ırktaşlarını bile topraklarından süren bir PYD, YPG, PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde uzun süreli kalıcı olma şansı yoktur ve zaten tabanı da yoktur. Amerika'nın onca silah yardımına, akıl hocalığına ve hamiliğine rağmen bu mümkün değildir. Peki Türkiye Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturabilir mi? pekala bunu yapabilir. Amerikan üslerinin çokluğunu bilerek, terör örgütünün elindeki ağır silahların farkında olarak bunu söylüyorum. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı nasıl yapılmışsa, yine Afrin'de tahkim edilmiş alanlar nasıl bir mücadele ile düşürülmüşse, Fırat'ın doğusunda da aynı yöntem ve kararlılıkla güvenli bölgeler kurulabilir. Bedeli ağır olur diyenlerinizi duyar gibiyim. Bu bana sakın Afrin'e girmeyin, Kandil'de ne işimiz var diyenlerin tutumunu hatırlatıyor. Biz Fırat'ın doğusuna yönelmezsek, Fırat'ın doğusundaki terör Türkiye'ye eninde sonunda yönelecek. Görmüyor musunuz? Biz Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Siz de mal mal bakacaksınız.''